Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sömestr tatilinde ne yapıyorsunuz? Daha iyi bir planınız yoksa, ki bence yoktur, Özgür Yazılım Kış Kampı'nda bize katılsanıza. 50'den fazla gönüllü eğitiminin vereceği 30'dan fazla konuda Özgür Yazılım'la ilintili eğitim, bu sene akademik bilişim konferansları öncesinde, yani 9-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Ordu Üniversitesi'nde olacak. Akademik bilişim konferansları bu yıl 21. kez düzenlenecek ve eskiden akademik bilişim konferansları öncesi kurslar diye geçen eğitimlerin adı artık Özgür Yazılım Kış Kampı diye geçiyor. Aslında tam adıyla Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı olacak 2019'daki. Bu senede çok güzel konular var. Mutlaka bir incelemenizi öneririm. Hızlıca bakış atmak isterseniz bu videoyu burada kesip kamp.linux.org.tr adresine gidebilirsiniz. Biz sonrasında birazcık daha içeriklerden vesaire bahsedeceğiz. Peki Özgür Yazılım Kış Kampı'na kimler katılabilir? Aslında herkes. Çünkü bu sene artık insanların günlük hayatta kullanacağı işletim sistemi olan GNU Linux'un da anlatımının yapıldığı bir sınıf dahi var eğitimlerde. Aynı zamanda hukukçuların ilgisini çekebilecek bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması kanunu üzerine sınıflarımız var. Aynı zamanda mesela işte ben Bitcoin diye bir şey duydum, arkasında blok zincir, blockchain diye bir şey çalışıyormuş, teknolojisini çok merak ediyorum diyenler için bir blok zincir ve Ethereum sözleşmeleri sınıfı da var. Aç parantez, bu Bitcoin ya da işte kripto paralarla ilişkili bir şey değildir. Tamamen bunun teknolojisine dair, blok zincir nedir, nasıl çalışır teknolojisi üzerine bir eğitimdir. Genellikle insanlar onu Bitcoin yatırım önerisi verilecek bir sınıf falan sanıyor. Aman diyeyim. Tabii ki bunun haricinde özgür yazılım dendiği zaman işte GNU Linux sistem yönetimi, geliştiriciliğe dair eğitimler, veri tabanı yöneticiliğine dair eğitimler, veri işleme, veri analizi gibi konularda birçok güzel eğitimimiz de bulunuyor. O yüzden en azından bir girip eğitim listesine göz atmanızı öneririm. Dediğimiz gibi sömestr tatilinde 9-12 Şubat arasında 4 günlük bir eğitimimiz olacak özgür yazılımlarla ilintili konular üzerine. Şimdi bakalım eğitimlerimiz arasında neler varmış. Yaklaşık 35 tane eğitim vardı, 34 diye yanılmıyorsam. Bakıyorum, her şeyden önce GNU Linux sistem yönetiminin 3 farklı seviyesi var. 0.5, yani buçuk, 1.5 ve 2.5. Bu buçuklar nedir? Normalde biliyorsunuz özgür yazılım yaz kampımız var bizim. Yazın gerçekleşen ve 15 gün süreyle sürdürdüğümüz. Orada 1 ve 2 eğitimleri var. Yeterli çoğunluk sağlanırsa 3'ün açılması da konuşuluyor. İşte bunların ara eğitimleri bunlar. Çünkü 4 günlük kısa bir eğitim ya. Eğer yaz kampında GNU Linux Sistem Yönetimi 1 sınıfına başvurmak istiyorsanız, yani giriş sınıfına, onun da önünden bir bilgi verecek 0.5'e başvurabilirsiniz. İşte 1'e girdiyseniz 1.5, 2'ye girdiyseniz 2.5 şeklinde burada tamamlayıcı eğitimleri alabilirsiniz sistem yönetimi üzerine. Ardından GNU Linux sistem, özür diliyorum, GNU Linux geliştiriciler için eğitimi var ardından. Burada da eğer geliştirme yapıyorsanız bilgisayarınız üzerinde, işte kod yazıyorsunuz, bir şeyler hazırlıyorsunuz, bunun için GNU Linux sistemlerde nasıl çalışabileceğinize dair bir eğitim var. Harika, ben de girmek isterdim aslında. Ardından GNU Linux masaüstü var. Yani günlük hayatta ben mesela annemin buna gelmesini istiyorum. Gelsin masa üstünde, çünkü biz onu Fedora'ya ya da Ubuntu'ya taşıyacağız GNU Linux dağıtımlarından birine. Gelsin otursun. Çünkü zaten şu anda e-postasını Thunderbird'den okuyor. Yazılarını LibreOffice üzerinde yazıyor. Tarayıcı olarak tamamen Firefox'a geçtik. Böyle devam ediyor. Haliyle masa üstünü kullanması için de kampa gelmesini önereceğim, eğer başkaca bir planı yoksa. A yöneticiliğine giriş sınıfları var. 1 ve 2. seviye şeklinde. Bu ne demek? Bilgisayar ağlarının nasıl çalıştığının anlatıldığı, bu anlatımlar üzerinden bilgi sahibi oldum, ya da ben zaten birazcık biliyorum diyorsanız 2. seviyede bakalım bunun daha uzmanlık seviyesinde neler varmış diyebileceğiniz çok güzel sınıflar var. Ardından Zabbix ile gözetleme, yani dikizleme. Neyi dikizliyoruz? Sunucularımızı. O sunucuda ne olmuş, yükü neymiş vesaire gibi tabii ki çok daha detaylı şeylerde kullanılabilecek bir özgür yazılım olan Zabbix'ten bahsedilecek. Harika, iştah kabartan kurslar bunlar tamamen. Linux çekirdeğine giriş. Biliyorsunuz
GNU Linux şeklinde biz işletim sisteminden bahsediyoruz. Oradaki Linux GNU'nun içine bir çekirdek olarak geliyor. İşte o çekirdekten bahsedilen acayip yine iştah kabartan bir kurs. Ağ güvenliği ve denetimi. Az önce bahsetmiştik ya ağ yönetiminden bahsettik. Peki ağ güvenliği nedir? Aslında hepimiz evimizde bir router varsa, modem router oluyor genelde Türkiye'de. Hani Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz ya evinizde. O bir ağ kurmaktır aslında. Hattı bağladınız, Wi-Fi parolası verdiniz. İşte bunun ve çok daha büyük ölçeklerde ağ yönetiminin üstünde güvenlik nasıl sağlanabilire dair yine iştah kabartan bir kurs. Ardından bakıyoruz. Web güvenliği ve denetimi sevdiğim arkadaşım Ömer Çıtak tarafından veriliyor bu kurs. Mutlaka gidin. Bizim Ömer Çıtak'la tanışmamız da işte 2000'li yılların başlarında bizim de sitemizin bulunduğu bir sunucuya sızmasıyla gerçekleşti. Yani herif işinin hakkını veriyor. Bir gidip bakın derim. Android'le uygulama geliştirme var. Yani işte Android mobil cihazlar var. Malum onların üstünde uygulamalar geliştirilebilir. Bunun üzerine bir kursumuz var burada. Ve onun ardından da Kotlin ile programlama var. Biliyorsunuz Kotlin'de JetBrains tarafından çıkarılmış özgür bir yazılım ve yine Android üzerinde de uygulama geliştirebilmek adına kullanabiliyorsunuz. Bu sene ilk defa açılıyor yanılmıyorsam Kotlin ve öneririm. Güzel gözüküyor. Web ön yüz frontend programlama, yani HTML, CSS, temel JavaScript kullanarak web sayfaları yapmak istiyorum. Bunları birbirine bağlayarak web siteleri yapmak istiyorum. Bu konuda birazcık yeniyim diyorsanız web ön yüz programlama kursu harika. Çok sevdiğim bir arkadaşım Aziz'in düzenlediği bir eğitim. Üstelik 2016 yaz kampından benim de bir öğrencim olan Ebru da bu sene oradaki eğitmenlerden bir tanesi. Çok seviniyorum böyle eski öğrencilerimizin yeni eğitmenler olarak aramıza katılmasından. Ardından Java ile ilgili iki sınıfımız var. Çok güzel, bir tanesi Spring Boot ile web uygulaması geliştirme. Yani Java'nın üstünde Spring Boot'u kullanarak HTML sayfalar, form yönetimi, form aldım, arkaya kaydettim, web uygulaması haline getirdim. Ve Spring Cloud ile mikroservis mimarisi. Mikroservis artık gündemdeki bir konu. Çeşitli görevleri mikroservislere yükleyelim ve onlar aralarında haberleşerek uygulamamız arka tarafta bütünlüğünü korusun, çalışmayı sürdürsün konusu. Java ile Spring Cloud kullanarak mikroservis nasıl geliştirilir? Harika iştah kabartan bir kurs. Hop, geldik bizim konulara. Öncelikle PHP ve MySQL ile web programlamaya giriş. Bu kursu biliyorsunuz daha önce ben de verdim. Bu sene Nuri Akman verecek. Çok güzel. Kendisi bizim eski öğrencilerimizden yine. Ve bu sene giriş seviyesi eğitimi o verecek. Ne yapacağız biliyorsunuz, az önce bahsettik. Web ön yüz, HTML, CSS. Bunlar web sayfalarını oluşturur. Peki biz dinamik web sayfaları istiyorsak, veri tabanına bilgiler yazıp kullanıcıdan gelen talebi o bilgilere göre dinamik şekilde oluşturmak istiyorsak ne olacak? İşte orada PHP ile web programlamaya giriş eğitimine gireceksiniz. Dinamik web sayfaları oluşturabileceksiniz. Hemen ardından benim önerdiğim ve kabul edilen kurs geliyor. Modern Web ve PHP. Dinamik web siteleri çok güzel. PHP için başlangıç. Peki bugün biz web teknolojileri ne için kullanıyoruz? Daha ziyade sunucularımızda çalıştırarak web tarayıcılarımız üzerinden eriştiğimiz web uygulamaları için kullanıyoruz. Peki biz bugün PHP'nin modern halinde bu modayı yakalayabildik mi? Bu güncel işlemleri kolaylıkla yapabiliyor muyuz? Evet. Bunu nasıl yapabiliriz ve web uygulamaları geliştirirken PHP'den nasıl faydalanabiliriz? Özgür yazılımın çok önemli bir etkisi var burada. Bundan da bahsedeceğiz. Hemen ardından Python'la programlamaya giriş var. Bunun eğitmeni de yine benim 2016'daki öğrencilerimden Hakan. Onu da çok severim. Güzelce bir eğitimde açtığını düşünüyorum. Python'la ilgileniyorsanız, ki ilgilenin, bilgisayar bilimiyle ilgileniyorsanız, basit, anlaşılabilir ve hızlıca geliştirmeye başlanabilecek bir dil. İşte o programlama diline girişinin eğitimi verilen bir kurs. Ardından bakıyorum. Python'la web programlamaya giriş Fatih Erik'le veriyor. Harika işleri var. Zaten Python ve web'i bir araya getirerek geliştirdiği projelerden bir tanesi dünya genelinde kullanılıyor. Biliyorsunuzdur belki argument.org. O yüzden bu adamın eğitimini de kaçırmayın derim. Eğer Python'la işte zaten bir ilgim vardı, web tarafında da bununla ne yapılabiliyor bir bakalım derseniz. Ardından Umut Karcı'nın önerdiği ve yine içeriğini çok beğendiğim bir eğitim var. Python ve Qt ile grafik masaüstü uygulamaları. Yani ben İşte Python'la uygulama geliştirdim ama insanların bunu arayüzden yönetebilmesini, bir şeylere tıkladıkça işlem yaptırmasını istiyorum. İşte burada onun için harika bir eğitim var. Mustafa Yontar'ın önerdiği MongoDB ile geliştiriciler için, geliştirici için MongoDB'nin kullanımından bahsedilen bir
eğitimimiz var. MongoDB biliyorsunuz bir NoSQL veri tabanı, yani Not Only SQL veri tabanı. İşte temelde sizin JSON olarak gördüğünüz şeyleri aslında arka tarafta BSON olarak saklar. Mesela niye ben burada detay veriyorsam, harika bir eğitim ama arada bir tanesini atlamışım. PostgreSQL var geliştiriciler için. Biliyorsunuz işte biz yukarıda neden bahsettik? PHP ve MySQL dedik. İşte yine SQL Structured Query Language ile talepte bulunabileceğimiz bir ilişkisel veri tabanı olan, ilişkisel veri tabanı sunucusu olan PostgreSQL'e nasıl giriş yapabiliriz? Geliştiriciysek, kod yazıyorsak bu veri tabanı sunucusunu nasıl çalıştırabiliriz kendi uygulamalarımızla beraber diye bir eğitim var. Çok güzel gözüküyor. Ardından geldik veri işlemeye, veriler üzerinde oynamaya. R diye bir dil var bunun için. R ile ilgili iki tane eğitim var. Bir tanesi temel istatistik. Özür diliyorum. Bir tanesi R ile temel istatistik, diğeri R ile veri ön işleme. Burada da çok güzel detaylarına baktıkça ay keşke bunlara gidebilsem dedirten bir sürü kurs var. Bu arada böyle söylemişken arada belirtelim. Sadece bir tane kursa yerleşebiliyorsunuz. 5 tercih hakkınız var. Bir tanesine yerleşeceksiniz. Evet, devam ediyoruz. Özgür yazılımlarla haritalama ve konumsal uygulama geliştirme müthiş. İşte OpenStreetMap'i duyuyorsunuzdur. İşte birazcık oralara da katkıda bulunmanızsa belki şevklendirir sizi. Yani içeriğinde sadece onunla ilişkili bir şey yok tabii ki. Sadece işte bilindik bir şey varken ucundan bahsedeyim diye. Sonrasında benim çok bilgi sahibi olmadığım ama içeriğini okuduğum zaman yine heyecanlandığım QGIS yazıyor ama QGIS'tir herhalde. QGIS ile coğrafi bilgi sistemleri. Kurs önerisi eğitmenimiz, kamuda bu konu üzerine çalışan bir kişi. Gerçekten eğitimin içeriğine bakın. Bu konularla ilgileniyorsanız seveceksinizdir diye düşünüyorum. Ardından Arduino geliyor. Birinci ve ikinci düzeyleri var. Arduino biliyorsunuz donanım prototipleme için çıkmış bir kart. İşte onun pinlerine bir şeyler takıyorsunuz, programlıyorsunuz. İşte alkış çırptım, kapıyı açtı. Hop dedim, müziği açtı falan gibi. İstediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Harika bir şey. Çok heyecanlı. İki seviyesi var. İşini inceleyin. Ardından Ross ve Gazebo ile robotik atölyesi var. Yani bayağı robotikte temelde neler kullanılabilir konuları var. Detaylarına bakın, bilgi sahibi olmana böyle uydurmayayım diyorum yani. Özgür yazılımlarla uzaktan eğitim gerçekten müthiş. Bu eğitime giden olursa not alabilir mi? Gerçekten ben de kullanmak istiyorum bir kısmını çünkü. Uzaktan eğitim için özgür yazılımları nasıl kullanabileceğimizden bahsediliyor ve artık biliyorsunuz gündemde kendi kendine eğitmek. Mesafeli eğitim, yani uzaktaki birinden eğitim. Mekan ve konum bağımsız eğitim. Çok güzel konular. Ardından blok zinciri ve akıllı sözleşmeler geliyor. Blok zincir nedir? Nasıl çalışır? Mantığı nedir? İşte blok nedir? Öbürüne işte özetini nasıl miras verir? Blok bu şekilde nasıl oluşur? İşte proof of work nedir? Bunun teknolojisinden bahseden bir eğitim. Ve akıllı sözleşmeler Ethereum üzerinde. Çok heyecanlandırıcı bir konu. Yine katılanlardan notları beklerim. Hemen arkasından bilişim hukuku var. Artık acayip önemli, biliyorsunuz. Kişisel verilerin korunması kanunu vesaire geldi. Yazdığımız kod, insanlardan bilgi topladıkça zaten sorumluyuz. Bunun için ayrıca bir eğitim var ama bilişim hukukunun içinde Türk Ceza Kanunu'nun içinde nasıl etkileri var? İşte hukuka giriş diye başlıyor eğitim. Detaylarına bakın, ben buradan şimdi zırvalamayayım. Harika gözüküyor ama yine notlarını alırız. Ve son olarak bilgi güvenliği standartı ve kişisel verilerin korunması kanununa dair bir eğitimimiz var. Burada da işte bunların tanımladığı standartlara dair nedir, taraflar nelerdir, hangi durumda nasıl bir şey ortaya çıkar, veri sorumluluğu nedir, veriyi gerektiğinde silmek nedir, yok etmek nedir vesaire vesaire, bunların da detaylarına giriliyor. Bence çok güzel, bence çok eğlenceli bütün eğitimler. Ben bu sene yine Modern Web ve PHP tarafında modern dünyada web uygulamaları geliştirirken PHP'den nasıl faydalanabiliriz? Özgür yazılımla günümüzde PHP kullanımı ne hale geldi? Onun işte böyle kalabalık topluluğunun etkisi nedir vesaire gibi konulara değineceğim. Çok eğlenceli geçeceğine inanıyorum. Ben 2015'ten beri kamplara katılıyorum. Acayip eğleniyorum. Acayip fazla şey öğreniyorum. Çünkü oralardayken böyle sadece hani insanların arasında dolaşıp onlar konuştuğu zaman söyleyeceği şeyleri böyle anahtar kelimeleri not alıp sonradan okuyacak çok fazla belge birikiyor. Yani 6 ayda bir buluşuyorsak biz bir kış kampında, bir yaz kampında, tabii ki arada işte özgür web günleri var, özgür yazılım günleri var, alternatif etkinliklerimiz var yani arada da gerçekleşen. O buluşmalar arasında insanlar toplandığında oradaki konuşmalardan böyle anahtar kelimeleri de not alarak
acayip bir okuma listeleri çıkıyor karşıma. İşte arada Twitter'da falan paylaştığım şey de aslında genelde onlar üzerinden edindiğim bilgilerin birikimi oluyor. Videoyu bu kadar uzun izlemişken şunu da söylemeyi ihmal etmeyeyim. Kanalıma abone olmayı unutabilirsiniz. Kanalıma abone olmanız şart değil ama kamp.linux.org.tr adresindeki sık sorulan sorular sayfasını okumayı sakın ihmal etmeyin. İhmal etmeyin mi dedim ben? kamp.linux.org.tr sayfasındaki sık sorulan sorular sayfasını okumayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü belki de kurslara nasıl başvuracağınızı öğrenebilmek için önce onu okumanız gerekiyordur. Kapılar ücretsiz mi? Evet, ücretsiz. Ben katılabilir miyim? Aa, okusana orayı. Çünkü hani gönüllü ekip, binlerce başvuru, bak başvuru açılalı 2 gün oldu. Yaklaşık 2000 başvuru var. Herkesin bu tip soruları sorduğunu tahmin et artık. Ve gelen böyle sorulara ve gelebileceğini düşündüğümüz hemen her soruya yanıtı sık sorulan sorular bölümüne koyduğumuzu da tahmin et. Site web uyumlu, mobil uyumlu. Girip telefondan da okuyabilirsin. Çok fazla bir şey de yok. 59 tane soru ve yanıtı var. Ama işte soru ve yanıtından bahsettiğim işte sorulardan bir tanesi. İşte yurtlarda odalar kaç kişilik? Henüz bu konuda ev sahibi üniversiteden bilgi alın. Mesela çok basit bir açıklayıcı, gördün mü? Hani soruyu sormuşsun, bilgi alınamamıştır diye yanıt vermişiz. Çünkü işte orada KYK'dan bilgi gelecek vesaire. Haliyle orada aradığınız bütün yanıtlar var. Onlara bakmayı ihmal etmeyin. Değil mi? Eğer semester için daha iyi bir planınız yoksa, ki dediğim gibi daha iyi bir planınız olabileceğini sanmıyorum, bize katılmanızı bekleriz. Kampa dair detaylar ve katılım süreci için kamp.linux.org.tr'ye girmeyi unutmayın. Kampta görüşürüz. Niye böyle yaptın?